Şimdi Çetiner başlayalım. Son dönemlerde biraz önce ben de söyledim. Şimdi Irak'ta neler oluyor diye sorarak başlayayım. Hani bir taraftan İran, diğer tarafta ABD, bu fatura Irak'a mı çıkıyor, ne dersin? Şimdi Esra, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör faaliyetlerine yönelik zaten son 35 yıldır farklı zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlar oldu. Bu zaman zaman kara operasyonlar oldu, zaman zaman hava operasyonları oldu, bazen de nokta operasyonları oldu ama aralıksız bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürdü. Hatta hani bataklığı kurutmak için zaman zaman farklı alanlarda askeri üsler kuruldu. Son 5 yıldır da bu askeri üslerin sayısı oldukça arttırılmış durumda. Şimdi siz terörü kendi sınırınızın yanı başında kurutuyorsunuz. Bu bataklığı kurutabiliyorsunuz. Fakat sıkıntı aslında Sayın İbrahim Kalın'ın MİT'in 97. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşma, aynı şekilde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha bir ay önce Süleymaniye'yi adres göstermesi gibi önemli parametrelere baktığımız zaman da ve bizim gibi süreci, sahayı ve Irak gibi alanı takip eden gazeteciler için de farklı bir durum oluşmaya başladı. Şöyle söyleyeyim, bir, PKK terör örgütü artık sınırımızın yanı başındaki hareketliliği neredeyse en aza indirmiş durumda. Hatta %5 seviyesine çekmiş durumda. Ama bir taraftan da baktığınız zaman artık terör örgütü PKK Süleymaniye, Mahmur, Kerkük ve Sincar gibi alanları kullanır hale geldi. Ama daha da önemlisi maalesef terör örgütü PKK giderek Irak sınırları içerisinde bir kurumsal kimliğe dönüşmeye başladı. Şimdi bizim terör örgütü olarak gördüğümüz PKK'yı maalesef Irak ta Saddam'ın döneminde de dün de bugün de bir terör örgütü olarak görmüyor, tanımıyor da. Bu da PKK'nın işi kolaylaştırıyor ama bir yönüyle de baktığımız zaman Irak Anayasası'nın 140. maddesi ki 2015'te bu anayasa geçtiği zaman en büyük tartışma merkezi de bu maddeye odaklanmıştı. Ve 140. madde içerisinde yer alan kentlere bakıyoruz. Kerkük, Mahmur, Sincar gibi önemli kritik noktalar. Şimdi 20 yıl önce ortaya çıkan tablo bugün beklediğimizin ya da düşündüğümüzün çok daha farklı bir noktasına geçmiş durumda. Çünkü Irak Anayasası'nın bu kentlerde yarattığı boşluk bugün PKK'nın kurumsal kimlik kazanmaya çalıştığı veya kendisini orada daha farklı bir noktaya çekebileceği alana dönüşmüş vaziyette. Şimdi Türkiye terörle mücadele kapsamında zaman zaman KDP ile ve de zaman zaman KYB ile görüşmeler yapardı. Türkiye'nin hem Erbil'de hem Dohuk'ta hem Süleymaniye'de askeri irtibat büroları her zaman oldu. İstihbarat büroları her zaman oldu. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık bu iş bu illeri aşmış, taşmış durumda. Kandil bir merkez ama bir geçiş güzergahının olduğu, alan bulabildiği bir noktaya evrilmiş durumda. Tabii Türkiye bundan rahatsız. Bunu hem Irak'taki muhataplarına defalarca iletti ama ilk kez bir ay önce Dışişleri Bakanı Irak Kürt yönetiminden ziyade doğrudan Talebani ailesini adres göstererek bir tarif yaptı ve Süleymaniye'nin bu işin merkezi olduğunu altını çizdi. Şimdi ki nokta operasyonları da son zamanlarda hep orada gerçekleşiyor değil mi? MİT elbette. Şimdi şöyle düşün Esra. Biz 2003'ten itibaren 2018'e kadar terör faaliyetlerinden bahsettiğimiz zaman işte Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün faaliyetleri diye bir ifade kullanırdık. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık Süleymaniye'yi adres gösteriyoruz. Yani Kürt bölgesi demiyoruz. Başka bir tarif yapmıyoruz. Doğrudan Süleymaniye'ye adres gösteriyor. Şimdi Süleymaniye'nin de son zamanlarda şöyle bir durumu oluşmaya başladı. Bu da Türkiye için bir risk. KYB ya da Talebani ailesi, Barzani ailesiyle geçmişten bugüne gelen rekabetinden kaynaklı bir kopuş hikayesi hazırlıyor kendisi için. Bu kopuş hikayesi de PKK ile entegre olmuş, Süleymaniye'yi de içine alan, Kandil'i de içine alan ve ta Suriye'nin derinliklerine kadar uzanan bir alana yani karşılık gelen bir saha anlamına geliyor. Ve bu durum
Türkiye'yi iki yönüyle rahatsız ediyor. Bir, Türkiye İran bölünmesini hiçbir zaman istemedi. Irak'ta bir federal yapının oluşmasına da ses çıkarmadı. Yani 2003'ten itibaren Irak anayasasını ilk tanıyan ülkede Türkiye oldu. Ama Türkiye Kürtlerin kendi arasında bir savaşa girmesini asla istemedi. Hatta 1990'lı yıllarda, bu 94'te hatta tarihini de verelim, Talabani ailesiyle Barzani ailesinin birbiriyle çatışmaması için PMF dediğimiz özel bir askeri birlik kuruldu. Bunlar Erbil'de ve Süleymaniye'de zaman zaman iki tarafı bir araya getirmeye çalışıyor. Çünkü İran kuzeyindeki Kürt bölgesinin bir bataklığa dönüşmesinin hem Talabani ailesine hem Barzani ailesine ama özelde de Türkiye'ye büyük zararı olacaktı. Bu da PKK'nın orada güç kazanması anlamına geliyordu. Fakat bugün yine o 90'lı yılların konseptine dönmeye başladık. Talabani ailesi İran'ın da gücünü arkasına alarak PKK ile Amerika denklemi içerisinde bir alanı kontrol etme hazırlığı içerisinde ve bu Türkiye'yi rahatsız eden bir durum. Bunu hem Kürt yönetimiyle görüşler, bunu hem Hakan Fidan görüştü, hem İbrahim Kalın görüştü ve bugün de Milli Savunma Bakanımız görüştü. Evet. Fakat şunu da söyleyeyim, artık Türkiye artık Sağır Sultan duyduğu bir şey, bir operasyon yapacağı kaçınılmaz bir durum ve bu sahada kendini iyice hissettiren Irak'a hale geldi. Bir operasyon. Suriye'de, Irak'ta. Irak'a. Tam bu arada Sayın Ağar'a dönmek istiyorum. Şimdi Çetin Er'le başladık. Şimdi ben daha öncesinde de anlattım. Detaylı haberleri de verdik. Önce MİT Başkanı, ardından Milli Savunma Bakanı Bağdat'a gitti. Şimdi bu hareketliliği neye bağlıyorsunuz? Çetin Er'in bıraktığı yerden de devam etmek isterim. Yani Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine bir operasyon da siz bekliyor musunuz? Yani bu onun hazırlığı mıdır? Ne dersiniz? Bu diplomasi trafiği. Şimdi Esra Hanım, tabii Irak'la ve Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesiyle konuşulacak o kadar çok konu var ki ve son derece değişken. Pek çok parametre bir anda kendisini ortaya koyabiliyor. Örneğin Sayın Kalın, MİT Müsteşarımız, Erbil'e yapmış olduğu ziyaret sonrasında KDP tarafı Kerkük'le ilgili KYB ile olan görüşmelerden çekildiğini açıklamış olmasına rağmen daha sonra yapılan bir görüşme sonrasında özellikle Kerkük'te bir Kürt valinin, yani KDP ve KYB'nin işbirliğiyle bir Kürt vali seçilmesiyle ilgili bir ortak irade beyanı kendisini gösterdi. Ki bu bölgedeki pek çok dengeyi sarsacak ve Kerkük'te çok büyük bir güvenlik bunalımına sebep verecek bir temel başlık olarak kendisini gösteriyor. Ama mesele sadece bu mu? Hayır, mesele sadece bu değil. Yani Türkiye ile hem Irak merkezi hükümeti arasında hem de Irak bölgesel yönetimi arasında konuşulan pek çok konu var. Bunları özellikle şöyle söylemek gerekiyor. Tabii Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için spekülasyona girmek istemem ama Irak tarafındaki almış olduğumuz bazı bilgiler, Türkiye'nin özellikle Irak merkezi hükümetine aynı İran'la yaptıkları gibi bir güvenlik anlaşmasını teklif ettiği ifade ediyor, söyleniyor. Bu bir iddia olduğunu söyledi. Şimdi o neydi? Ona bir atıfta bulunmakta fayda var. Özellikle 19 Mart 2023'te İran'la Irak bir güvenlik anlaşması imzalamışlardı. Anlaşmanın detayı neydi? Irak'tan İran'a saldıran bazı Kürt grupların Irak tarafından tasfiye edilmesi meselesi. Şimdi bunu Irak tarafı zaman içerisinde yaptığını ifade etti. Yani mesele neydi? Özellikle Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde konuşlanmış bazı Kürt grupların özellikle İran'daki istikrarsızlığı derinleştirecek şekilde İran'da silahlı eylemler yapmaları, bunun üzerine de İran'ın onları füzelerle vurması meselesi vardı. Şimdi bundan sonra bir aralarında bir anlaşma yaptılar ve Irak tarafı o grupları yerlerinden kaldırdığını ifade etti. Şimdi böyle bir anlaşma veya benzer bir anlaşma veya Türkiye ile Irak'a özgü bir güvenlik anlaşması imzalanabilir mi? İmzalanabilir. Böyle bir süreç kendi içerisinde kendisi gösterebilir. Irak bölgesel yönetim, yani Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim böyle bir anlaşma söz konusu olursa bunun neresinde yer alır ve nasıl etkilenir? Son derece önemli başlıklar olarak kendisini gösteriyor. Bu birinci parametre benim görebildiğim. Bir diğer parametre, Türkiye'nin özellikle Şengal Anlaşması'nın tekrar devreye konulmasıyla ilgili bir
yaklaşımı var, iradesi var. Şimdi Şengal Anlaşması 2020'de imzalanmıştı ve başta PKK olmak üzere orada devlet dışı bir takım faaliyet gösteren silahlı grupların ve terör örgütlerin oradan çıkartılmasını da içeren bir anlaşmaydı ama uygulanamadığı gibi çok daha karmaşık bir hale gelmesine sebebiyet verdi. Türkiye bu işin peşini bırakmadı, öyle gözüküyor. Özellikle Sayın Yaşar Güler'in Irak'ın kuzeyindeki yapmış olduğu görüşmelerde bunu dile getirdiğini görüyor ve gözlemliyoruz. Bir diğer tarafıyla tabii son derece önemli bir başlık var, su meselesi. Meseleler damgasını vuran ve bildiğim kadarıyla ZAP'ın üzerinde 3 baraj inşa edilecek. Türkiye ile Irak tarafı bir ortak merkez kurmuşlardı bununla ilgili. Bunun ilerleyişi hem terörle mücadele adına hem de Irak ve Türkiye arasındaki su meselesi çözülmesi adına son derece önemli bir başlık olarak kendisini gösteriyor. Bir diğer tarafıyla tabii Çetinler değindi biraz önce, Süleymaniye'nin ortaya koymuş olduğu tavır. Irak Cumhurbaşkanı Reşit, Süleymaniye Havalimanı'na uygulanan yaptırımların kaldırılmasına dair bir beyanı oldu görüşmeler sırasında Sayın Güler'e. Yani hatta şöyle bir cümle kurdu, bu ilginçti. Ortak koordinasyona zarar veriyor. Sosyal ilişkilerin gelişmesine zarar veriyor gibi de bir gerekçe üretti bununla ilgili. Ama belli ki Süleymaniye tarafı Süleymaniye Havalimanı'na uygulanan yasakların kaldırılmasına dair bir yaklaşım var. Bunu Reşit ağzından dile getirmiş durumdalar. Bir diğer tarafıyla benim yakalayabildiğim iş bir başlık var. O da şu. Şimdi İran biliyorsunuz bir saldırı yapmıştı Erbil'e. Özellikle İsrail işte Bosna karargahlarını vurduğum gerekçesiyle. Şimdi burada çok son derece önemli bir figür hayatını kaybetmişti. Adı da Peşrev Dizayi. Şimdi ilginçtir. Sayın Yaşar Güler'i Erbil'e indiği zaman karşılayanlardan bir tanesi kimdi? Sefin Dizayi. Yani Peşrev Dizayi'nin kuzeni. Amcaoğlu. Şimdi tabii Sefin Dizayi'nin özel bir görevi var Irak bölgesel yönetim içerisinde. Kendisi bölgesel yönetimin dış ilişkiler ofisi başkanı. Şimdi Peşmerge Bakanı Şoraj İsmail ile beraber Sayın Güler'e ve yanıt beraberlik heyeti karşıladılar. Şimdi daha sonra Sayın Güler'in özellikle Irak'ın kuzeyindeki yerel medyada şöyle bir cümle geçiyor. Tabii teyit edilmesi gerekiyor. Bir başsağlığı dilediği ve bununla beraber de saldırının hiçbir haklı gerekçesi yok gibi bir ifade kullandığını yerel medya yazıyor. Teyit etmek gerekiyor. Tabii bunlar hassas konular ama bir şekilde özellikle Sefin Dizayi'yi birebir görmüş olduğum için ve Sefin Dizayi İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden Peşrev Dizayi'nin kuzeni olması hasebiyle önemli bir sembolik mesaj kendisi gösterdiğini değerlendiriyorum. Bir diğer tarafıyla tabii kalkınma yolu, özellikle sadece güvenlik konularında değil, terörle mücadele ve istihbarat konusunda işbirliği gibi bir takım başlıklar var. Şimdi Irak tarafının tabii Amerika Birleşik Devletleri işçilerin son derece zayıfladığı, hatta kopmalıklısına geldiği bir süreçte Türkiye'nin bu merkez hükümeti yapmış olduğu ziyareti önemsiyor. Öte tarafıyla şöyle bir gerçeklik var. Yani özellikle özellikle 3 Amerikalı askerin hayatını kaybetmesi sebebiyet veren Ketayip Hizbullah örgütünün ben bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne eylem yapmayacağım cümlesinde kendisini gösteren bir temel başlık Irak'ın çökmesi meselesi. Yani bugün Irak'la Irak üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'yle İran'ın vekil örgütleri üzerinden veya doğrultusallaşan bir mücadele Irak'la bir mücadele kendisini gösterirse Irak son derece zaten gevşecek, çökmesiyle ilgili bir risk var. Bu noktada Türkiye'nin Irak'a gitmesi, merkez hükümetle görüşmesi, Sayın Yaşar Güler'in, Milli Savunma Bakanımız orada hem Cumhurbaşkanı'yla, hem Başbakan'la, hem İçişleri Bakanı'yla, hem Milli Savunma Bakanı'yla, hem Kasım Aracı'yla yani Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla görüşmesi son derece önemli. Yani Türkiye Irak'ın yanında her zaman duracak. Buna da iradesi ortaya koymuş olması aslında son derece önemli. Bir diğer tarafıyla da sanırım Sayın Erdoğan Irak'a gidecek. Sayın Erdoğan Irak'a gitmesiyle ilgili önemli bir altyapı. Yani şimdi, yapılacak görüşmeler ve yapılacak çalışmalarla ilgili bir başlığın oluşturulması açısından da son derece önemli bir hazırlık olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Yaşar Güler'in Irak'a gitmesini. Evet.